Değerli iş ortaklarımız, webinarımıza hoş geldiniz. Bugün Zyxel'den Kerem Kırkıç Bey ve CryptoTek'ten de Burhan Ünal Can Bey'le birlikteyiz. Bugün bize ağınız güvenli mi adlı webinarı sorucu sunacaklar. Sorularınız olursa sohbet ekranına yazarsanız sunum esnasında ve sunum sonunda cevaplamaya çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Burhan Bey'e de veriyorum. Buyurun Burhan Bey. Merhabalar. Öncelikle değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben Burhan Nalcanmaya, CryptoTek'te teknik çözüm CryptoTek kanımız olacak. Ses gelmiyor. Devam edelim mi? Herkes duyuyor mu acaba? Evet. Ajandamızda Wirefy ile Bloop'ta kimlik doğrulama, Wirefy'in karşılama sayfası ve özellikleri, sonrasında Kerem Bey'in ağırlıklı olarak anlatacağı Zyxel kablosuz ağ merkezi kontrol çözümleri, 5651 loglama kanunu ve KVKK'dan da birazcık bahsediyor olacağız. Hotspot çözümlerinde bildiğiniz gibi aslında iki model var. On-prem ve artık her şey cloud olduğu için cloud çözümleri de yer alıyor. Dünya üzerinde oldukça yaygınlaşmış çözümler, özellikle cloud çözümleri. Bizim de CryptoTek olarak geliştirdiğimiz bir hotspot çözümümüz var Cloud'da. Adı Wirefy. Hızlıca konfigürasyon SMS servisi desteği var. Sosyal medya entegrasyonları, otel için ön büro yazılım ve PMS desteği, özelleştirilebilir karşılama sayfaları, kullanıcı kayıtları takibi ve oturum bazlı lisanslama yasağı. Şimdi özellikle burada hani bu tür çözümlerin aslında esnek olması çok çok önemli. Hızlı konfigüre edilmesi çok çok önemli. Ve doğrulama yetenekleriyle bunları harmanladığınız zaman aslında çok da kullanışlı platformlar ortaya çıkıyor. Bizim öncelikli amacımız zaten kullanım kolaylığı. Ve mevcut dil seçeneği ekleyeceğiz. Belli bir yetenekler ve karşılama sayfalarından çok da sizi detaya boğmadan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi öncelikle hani cloud portalını kullanırken şöyle bir gereksinim var. External Captive Portal desteği olan access pointler kullanmak durumunda. Wirefy External Radius gibi çalışıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Topolojiden de ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim ama.
Access Point'te gerekli konfigürasyon yapıldıktan ve bu tarafta da aynı değerler doğrulandıktan sonra kullanıma hazır bir şekilde karşınıza geliyor. Burası ana ekran, göstergeler, karşılama sayfaları, kullanıcılar gibi hızlı erişebileceğiniz butonlar mevcut. Anket, reklam, promosyon kısmı şu anki versiyonda yok. Çok yakın zamanda gelecek. Yani birkaç ay içinde gelmiş olacak anket ve reklam promosyon. Belki on-prem çözümümüzü bilenler için on-prem çözümlerinde reklam promosyonu anket desteği vardı hatırlarsanız. Burada da aynı desteği getiriyoruz. Burada reklam promosyon kısmına değmişken hani burada istediğimiz reklamı koyup işte belirtiler döndürmek gibi şeyler belki yapılabilir olacak. Oradan belirli bir Evet. değerlendirme falan da mümkün olabilecek mi reklam Evet, olabilecek. atıp tamam. Yani burada bannerlar gösterilebilir karşılama ekranlarında, capture portallerinde ya da videolar gösterilebilir. Burada şey seçeneği de olacak, hani belirli platformlarda video izlerken reklam çıkıyor ve belli bir süre sonra atlayabiliyorsunuz. O tip seçenekler de olacak, onu yöneticiler ya da kurum kendisi belirleyebilecek. Anket de tamamen bağımsız aslında, hani çoktan seçmeli ya da doldurmalı şekilde en tane soru içeren anketler düzenlenebilecek ve bunların raporlarını da ayrıca alabilecekler. Çok. Bu ana ekranlardan bir tanesi kayıtlı kullanıcıları gösteriyor. Belki çok küçük geliyordur, detayları göremiyorsunuz ama kullanıcı bilgileri, online olan kullanıcılar, toplam kullanıcı sayısı, hangi yöntemle otantike olup geldiğinin bilgisi, orada üstteki gördüğünüz butonlar onu gösteriyor. TC kimlik, bilet kodu, SMS gibi. Çünkü farklı authentication metotlarını bir araya getirip beraber kullanabiliyorsunuz ya da tek tek kullanabiliyorsunuz. Tabii burada regülatif olarak TC kimlik ve SMS kullanma gibi bir durum var. Bunun haricinde de sosyal medya ve SMS olabilir. Ya da PMS entegrasyonu ve SMS gibi seçenekler olabilir. Farklı seçenekleri birbiriyle entegre edip tek bir captive portalden bunu yayınlayabiliyorsunuz. Doğrulama ile ilgili kısıtlamalar koyabiliyorsunuz. Kullanıcı kayıtları ve kullanım raporlarını yine burada görüntüleyebiliyorsunuz. Hani hangi kullanıcı, şu an kaç tane kullanıcı var, kaçı ne zamandır bağlı, ne kadar süre bağlı kalmışlar, ne kadar internet kullanmışlar, işte upload, download limitleri gibi burada çeşitli raporlara erişmek mümkün. Aynı zamanda şöyle bir durumda var. Şimdi TC kimlik doğrulama yapıyor sistem doğrudan. Nüfus İdaresi'nin API'ne bağlanıp yapıyor aslında. Yani yanlış girdiğinizde otantike olması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla aslında kullanan kişinin yaş aralığını, cinsiyeti gibi bilgiler de geliyor beraberinde. Böylece siz şunu görebiliyorsunuz. Hani bölgelerde veya belirli bir bölgede kaç kişi hangi cinsiyette, kadın mı erkek mi ya da hangi yaş aralığında bağlanmış. Bunlara göre eğilim raporları da alınabilecek. Yani çünkü sonuçta tabi oradan ilerleyen slaytlarda bahsedeceğiz ama Wi-Fi aynı zamanda bu hotspot network'ünün loglamasını da kendi kendine tutabiliyor. Sadece hotspot network. Yani internete bağlanan, otantike olan birinin eriştiği yöreler, eriştiği IP'ler, hangi web sitelerine gittiği bilgisi de yer alıyor. Buna göre yaş aralıklarına göre eğilimlerin raporları da alınabilecek. Yani diyelim ki 18-24 yaş arası erkek kullanıcılar şu web sitelerine daha çok eğilim gösteriyor. Yani bu tarafı biraz da reklam pazarlama faaliyetleri içinde kullanmaya elverişli hale gelecek. Dolayısıyla. Tasarlamak çok kolay. Yani böyle yazdık ama gerçekten kolay. Aynen gördüğünüz gibi bir sihirbaz mevcut. Adım adım tasarlayarak, ön izlemesini burada görüntüleyerek kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Zeminin logosunu, form alanındaki yazı tiplerini değiştirebiliyorsunuz. İşte sonraki adımlarda kimlik doğrulama metodunu ve kimlik doğrulama ayarlarını konfigüre edebiliyorsunuz. Dil ve giriş ayarları, gelişmiş ayarlarda yine görsel seçeneklerimiz var.
Onları değiştirebiliyorsunuz. Zemin rengini, her şeyini, kendi logonuzu, firmanızın arka planını, her şeyi tamamıyla çok kolay bir şekilde buradan tasarlayıp farklı CAP portaller hazırlayabiliyorsunuz. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi sadece mobil değil, tablet ve PC için de burada ön izlemesini görebiliyorsunuz. Orada görüp en azından hepsine uyacak bir konfigürasyonda bir captive portal hazırlamanız artık dakikalarınızı alacak. Yine aslında biraz daha authentication metotlarından bahsedecek olursak SMS veya TC kimlikle ilgilendirme kısmında nüfus idaresinin web servisiyle bağlanarak authentication gerçekleşiyor. Bunun beraberinde işte bilet kodları adını verdiğimiz toplu veya tek bilet kodları oluşturularak bu kodlarla da giriş sağlayabilirsiniz. Oluşturulan şifrelerin basit, orta, karmaşık seviyede olup olmayacağına karar verebilirsiniz. SMS servis entegrasyonlarında oldukça fazla seçenek var. Hali hazırda Wi-Fi paketlerinin içeriğinde zaten belirli bir miktar SMS ile beraberinde geliyor. Yani siz herhangi bir paketi satın aldığınızda, müşterinize sattığınızda belirli bir SMS adedi beraberinde geliyor paket içeriğinde. SMS'iniz bittiğinde ek paket tanımlayabiliyorsunuz ya da kendi kullandığınız başka bir SMS gateway varsa onun tanımlamasını yine arayüz üzerinden, ayarlardan yapıp kendi servislerinizi de kullanabilirsiniz. Bu sayede size özelleştirilmiş SMS içeriği seçeneği de sunuyor. Şurayı da bahsedeyim. SMS süre ve gönderim sınırlamaları. Yani belirli bir süre içerisinde işte 3 taneden fazla SMS göndermesin diyebilirsiniz. Bazen çünkü hani kullanıcılar üst üste SMS gönder butonuna basabiliyor, gelmediğini görüyor veya işte birkaç saniye bir gecikim oluyor. Bu durumda işte SMS kredinizin hızlı azalmasına sebep oluyor aslında. Bununla ilgili kısıtlamalar da getirebiliyorsunuz. Yine Captive Portal'ı tasarlarken. PMS entegrasyonundan. Bildiğiniz gibi bu PMS'ler otellerde kullanılan ön büro yazılımları. Burada gördüğünüz birçok markayla entegrasyonumuz var. Arttırıyoruz. On-prem çözümümüzde çok daha fazla. Onları buraya yavaş yavaş aktarıyoruz. Daha doğrusu aslında kullanım sıklığına ya da piyasadaki çokluğuna göre bir sıralama yaptık. İşte Amonra, Adeon, RMDS, Protel, Sentez, Elektra gibi, Opera gibi birçok PMS'le entegre haldeyiz şu anda. Burada yapılan temel şey aslında şu. Bildiğiniz gibi bir misafir otele gittiğinde kimlik bilgilerini vererek oradaki resepsiyondaki arkadaşlara kayıt olmasını sağlıyor. Ve bu otel yazılımlarında zaten gelen misafir, TC kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi gibi bilgiler, telefon numarası gibi bilgiler işleniyor. Buradaki ana amaç gelen misafir internete bağlanırken aynı bilgileri tekrar istememek. Zaten otel yazılımında mevcut. Biz onların database'ine bağlanarak kişinin kimlik numarasını, adını, soyadını, doğum tarihini, bütün bilgileri alabiliyoruz. Böylece hemen hızlıca doğrulamayı gerçekleştirmiş. Oda numarası veya oda numarası ve başka bir seçenekle hızlıca doğrulamayı yapıp kullanıcının rahatlıkla internete giriş yapmasını sağlayabiliyoruz. Burada proje çıktık çözümümüz aslında. Hani burada olmayan bir PMS karşınıza geldiğinde bize söylemeniz yeterli. Muhtemelen yani 24 saat içinde entegrasyonu tamamlayabilecek durumdayız. Çok güzel. Yani bu şu anda projelerde kalacaksın. Evet. Esnek olmak önemli o konuda. Çünkü çok farklı PMS'ler de karşımıza çıkabiliyor. Önemli olan hızlıca ona entegrasyonu sağlamak. Onunla ilgili zaten altyapınız hazır olduğunda bu tür işlemleri hızlıca yapabiliyorsunuz. Yine Wi-Fi'nin göstergeler kısmı. Burada kullanıma ait bilgileri görebiliyorsunuz. Kalan oturum krediniz, kalan SMS kullanımı, toplam gönderilen SMS, kayıtlar, aktif kullanıcılar, cihazlar gibi bilgiler var burada. Wi-Fi'nin farklı paketleri var ama farklı paketler işte
cihaz sayısı ve kullanım yani oturum sayısı gibi bazı limitlere sahip. Örneğin en düşük paket işte 3 cihazdan başlıyor. 3 cihaza kadar ekleyebiliyorsunuz. Yani 3 access point'e kadar ekleyebilirsiniz demek. Burada access point tarafında gerekli konfigürasyonu yaptıktan sonra cihazın seri numarası ve rehberde gösterilen bilgileri bu tarafa girdiğinizde hızlıca bu entegrasyonu sağlamış oluyorsunuz aslında. Topoloji olarak bahsedecek olursa, bildiğiniz gibi Wi-Fi'nin konumlandığı yer cloud. Burada tek önemli şey var, yani en önemli şey access point'in external captive portal desteğinin olması ve doğrudan Wi-Fi network'ünü Wi-Fi platformuna iletebilecek erişim iznine sahip olması. Bu kadar aslında. Tabii ki de yerel ağ kullanıcılarını da otantik edebilirsiniz. Çok kullanılmayan yöntem ama nadir de olsa müşteriler tarafında, iş ortaklarımız tarafında karşımıza birkaç proje geliyor. Yani çok kısıtlı sayıda örneğin 3 tane, 4 tane, 5 tane PC var ya da notebook var. Gerisi misafirlere hizmet edecek bir Wi-Fi ağı mevcut. Bu durumda PC'leri de bu ortamdan otantike edebilir miyiz sorusunun cevabı da evet edebiliriz. Yeter ki bu trafiği doğrudan hani authentication kısmına Wi-Fi'ye yönlendirebilirim. Ben sözü Kerem Bey'e bırakıyorum. Bu Wi-Fi'ye entegre edilebilme konusunda Burhan Bey'in de bahsettiği gibi Wi-Fi'ye doğrudan bir captive portalları red bir sunucu olarak tanımlayabilme özelliği temel ihtiyaç. Bu kapsamda aslında farklı çözümlerle bu entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Kablosuz ağ çözümlerimize baktığımızda bizim de aslında bütün network sektörünün ya da bütün aslında bilişim sektörünün ilerlediği tarafta cloud sektörü, cloud tarafında teknolojisiyle oluşturduğumuz Nebula çözümümüz var. Nebula çözümünün içerisinde access pointler, firewall'lar ve farklı switch modelleri bulunuyor. Toplam 34 tane farklı ürün gamını destekliyoruz. Ve Nebula ile birlikte doğrudan captive portal yönlendirme desteği doğrudan geliyor. Dolayısıyla donanımınızı aldıktan sonra switch'iniz, access point ve firewall'unuz bunları doğrudan nebula.zyxl.com adresine girip yönetebilir durumdasınız. Ve nebula.zyxl.com'da kullanıcı adı şifrenizi giriş yaptıktan sonra captive portal yönlendirmesini de yapabiliyorsunuz kablosuz ağ için. Bu sayede doğrudan Nebula yönetimiyle birlikte kolay bir şekilde Wi-Fi entegre edebiliyorsunuz. Ayrıca her iki sistem içinde ekstra bir on-prem yani herhangi bir işi sunucuysan yazılım kurulu gibi bir derdiniz yok. Dolayısıyla çok kolay kurulum yapmış oluyorsunuz. Network'ün kurulumu ve network'ün kimlik doğrulaması anlamında. Bunun yanında tabii klasik çözümler de bulunuyor. Burada Nebula'daki switch firewall access pointlerin yanında. Klasik donanımsal olarak controller çözümü isteyen müşterilerimiz için de VLAN controller ürünlerimiz mevcut. NTSC 2500, NTSC 5500 olmak üzere. Burada NTSC 2500'ün 64 access point'e kadar yönetim kapasitesi bulunuyor. NTSC 5500'de de 64 access point'in üstünde 1004 access point'e kadar yönetim sağlayabiliyor durumdayız. Yine NTSC donanımları üzerinden Wi-Fi'ye yönlendirme burada kimlik doğrulamasını yaptırabilir durumdayız. Klasik donanımsal çözümle birlikte. Kerem Bey, şey soracağım. Bu Nebula Cloud Platform'un bir demo ortamı var mı? Evet. Nebula'nın demo ortamı var. Doğrudan nebula.zyxl.com adresine girip bakılabilir. Sayfaya girdiğiniz zaten size bir demo hesabı ve demo şifresi sayfada belirtilmiş durumda. O kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Nebula.zyxl.com kullanıcı adı Nebula Demo, NVD harfleri büyük olmak üzere şifresi. Nebula.zyxl.com'dan zaten Nebula'yı deneyin. Captive Portal yönlendirme özelliklerini de görebilirsiniz. Dolayısıyla oldukça hızlı bir şekilde projeleri yapabilme, hayata geçirebilme konusunda hem kolaylık hem hız kazanmış oluyoruz. İş ortaklarımız aynı zamanda hani kendi müşterilerinin
aslında ortam platformlarında cihazların da bu ortamdan rahatlıkla Evet, yönelecekler. evet, evet, evet. Baktığımızda Nebula tüm switch, firewall ve access point ürünlerini içerdiği için doğrudan hem network cihazlarının istatistiklerini, bilgilerini görebildiğiniz gibi aynı zamanda bağlı sistemcilerin, clientların bilgilerini, istatistiklerini, ne kadar trafik kullanmış ya da firewall varsa örneğin hangi tipte trafikler kullanmış bilgileri alabiliyorsunuz. Dolayısıyla entegre bir çözüm sağlamış oluyoruz. Bunun yanında firewall ürünlerimiz de mevcut. Zaten firewall'ları aynı zamanda access point kontrol olarak da çalışabiliyor. Dolayısıyla kendi üzerinde kontrolür yapısı mevcut. Firewall'ları aldığımızda en çok bilinen, en çok sattığımız ürünümüz USG firewall'lardı. Daha sonra ekip serisi firewall'ları çıkarttık. Yeni nesil sandboxing teknolojisine sahip olan firewall'larla birlikte hem gelişmiş güvenliğe sahip olabiliyorsunuz, hem de bunun yanında firewall'ları access point'leri kontrol etmek için bir daha controller özelliği kullanabiliyorsunuz. Hatta orta üst segment ürünlerimize yedekli çalışmayı destekliyoruz. Daha büyük ağlar kurabilmek ve kesintisiz sürekli çalışabilmeyi garantileyebilmek adına yedekli firewall'lar kullanıp yedekli controller olarak kullanmak mümkün. Bu sayede hem güvenlik hem kablosal yönetimi hem de tabii ki yine captive portal entegrasyonu sağlayabiliyoruz firewall'lar üzerinden. Ben sandbox ile ilgili bir soru Tabii. sorabilirim. Gateway seviyesi Evet, yapıyor. Client'tan gelen değildi. Daha evet. çok Evet, gateway'e Gateway gelen. seviyesinde. ATP seviyesindeki sandboxing çözümü Gateway seviyesinde. Dolayısıyla kendisi kendi veri tabanında bulabildiği kötü amaçlı bir yazılım varsa bunları blokluyor. Eğer bilinmeyen yeni nesil bir tehdit var ise bunu doğrudan cloud'dan sorgulayarak bu dosyaya ilişkin bir bildirim alıp dosyaya ilişkin aksiyon alabiliyor eğitim serisi. Bu arada eğitim serisini tabii şu kısımda da öne çıkartmak lazım. Kablosuz ağ yönetimini dahil ettiğimizde doğrudan kablosuz ağ yönetimi için E-tip serisinin lisansları dahil olarak geliyor. Yani kablosuz ağ yönetmek için Zyx Access Control'ü kullandığınızda ekstra bir lisans almanıza gerek yok. 18 Access Point, 34 Access Point, 130 Access Point için yönetim sağlayabilir. E-tip serisi firewall'ların lisansları da birlikte. Dolayısıyla hem bir kablosuz ağ hem bir güvenlik çözümü birlikte kurguladığınız durumlarda uygun fiyat performans oranını sağlıyor E-tip serisi sizlere. Genel olarak böyleydi. Dolayısıyla hani kabaca özetlemek gerekirse hem cloud tabanlı Nebula yönetim merkeziyle entegrasyon sağlayabiliyoruz. İstersek VLAN controller'lar kullanabiliyoruz ya da firewall cihazlarını kullanarak Wi-Fi ile entegrasyon sağlayabiliyoruz ve esnek ağ çözümleri oluşturabiliyoruz bu kapsamda. Ve buradan birazcık 56-51 mevzuat tarafına geçelim. Burhan Bey'le Evet. devam edelim. 56 aslında hepimizin çok yoğun olarak bildiği bir konu. Yani 2007'de çıktı yayınlandı resmi gazeteyi olarak. Yönetmelik. Geçtiğimiz yıllarda bir güncelleme yaşadı. Onunla ilgili sayı ve ilgili yönetmeliğe yine resmi gazeteden erişebilirsiniz. Bunu tabii aktörler de önemli aslında. 5 çeşit aktör var. Erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, internet toplu kullanım sağlayıcılar, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar. Aslında hepsinin farklı farklı sorumlulukları var ama en temel sorumlulukları tabii ki de erişim noktalarının tutulması. Ve son yapılan değişikliğe göre de 2 yıl boyunca bu erişim noktalarının arşivlenmesi. Aslında bugün bir çözümümüze daha yer verecektik ama onun için daha kapsamlı ikinci bir oturum yapmaya karar verdik. Bu Zyxel UTM cihazlarıyla beraber full entegre çalışabilen bir firewall analyzer çözümümüz var. Bu direkt olarak firewall'dan gelen logları, erişim loglarını alıp işleyip 2 sene boyunca arşivleyebilecek yetenekte ve ilgili mevzuata yönelik raporlar alabileceğimiz özellikler de mevcut. Yani 56-51 full kapsam olarak
kapsayan, imzalayan, sahip, anlık dijital imza basıp sonra TÜBİTAK zaman damgasıyla basıp arşivleyen bir çözüm. Bununla ilgili de ne gibi ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bir oturum yapmak istiyoruz. Çünkü orada anlatacak belki daha çok şey var. Ama temel olarak bilmemiz gereken hani hotspot trafiğinin de erişim loglarının buraya da alınıyor olması, Firewall Analyzer tarafına da alınabiliyor, Zeiss'in UTM ile beraber. Ya da sadece hotspot network için zaten Wi-Fi platformu üzerinde bir 56'lı loglama servisi mevcut. Orada da yine loglarımız, erişim logları alıp imzalanıp arşivleniyor ve 2 yıl boyunca da herhangi bir istek durumuna karşı saklanıyor. Buradan bahsetmişken özellikle şu KVKK slaytlarını da koydum çünkü benim izlenimim yani şöyle bir çelişki ortaya çıktı. Yani 56-51'e uyumlu olarak loglama yaptığımızda, hotspot yaptığımızda şimdi kişinin kişisel verilerini alıyoruz aslında. İsim, soy isim, kişisel verilerinin nedir sorusunda cevabı aynı zamanda. Kimlik numarası, pasaport numarası, telefon numarası, özgeçmiş meslek bilgisi, medeni durumu, adres ve benzeri. 3 ve 4'ü biz kullanmıyoruz tabii hotspot çözümlerinde ama bunların hepsi birer kişisel veri. Ve bir hotspot captive portalinde burada ziyaretçiden istediğiniz bilgiler. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Onunla ilgili bir slide'ım var ama geri gelmişken bahsedelim. Yani bunları almak KVKK'ya aykırı mı? Hayır değil aslında. Çünkü 56-51'de donanama yapmak için bunları almanız gerektiğini söylüyor. Yani siz orada bu verileri alma ve saklama sürecini 56-51'e dayandırabiliyorsunuz. O yüzden ikisini böyle arka arkaya işlemek istedik. Bu da biliyorsunuz KVKK'da hayatımıza son yıllarda girmiş en önemli regülasyonlardan bir tanesi. Bir de özel nitelikli kişisel veri var. Bunlardan da bahsetmek gerekirse ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, dini mezhebi veya inançlar, kılık kıyafet, sağlık durumları, ceza mahkumiyeti tedbirler, biyometrik ve genetik veriler. Bunların hepsi yine KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri grubuna geliyor. Aslında bu kısım daha önemli. Özellikle reklam pazarlama tarafında birçok firmanın peşinde olduğu bilgiler. Bunlar çünkü buradaki bilgilere göre insanlara farklı reklamlar çıkarabiliyorsunuz. Tabii alıp işlemek ayrı bir konu. Bunları alırken hotspot çözümünde de, 56-51 çözümünde de aydınlatma metninin de yayınlanmış olması lazım. Açık rıza gösterebilir olması lazım. Alınıyor olması lazım. Yani Captive Portal'da aslında şunu yapmak gerekiyor. Ben oraya isim, soy isim, doğum tarih, tecek, kimlik numaramı giriyorum ama bununla ilgili bir aydınlatma metni koymanız lazım. Bu bilgilerin işte KVKK'ya uyumlu olarak 56-51'e göre tutulup saklandığını gösteren bir metin olması lazım ve benim de açık rıza olarak yani bu oraya giriş yapmam lazım. Bu durumda alıp saklamanızda herhangi bir sakınca yok. Evet, burada da birkaç soruyu özellikle yazmak istedim. Hani çelişiyor mu sorusu, gerçi az önce cevap verdim ama hayır, herhangi bir çelişme yok. Siz burada aldığınız verileri KVKK'ya yani 56-51'e dayandırarak KVKK'ya uygun bir şekilde aydınlatma yaparak saklayabilirsiniz. Loglardan bahsettik, 56-51'den bahsettik. Kişisel veri içerir mi? Oradaki kelime eksik olmuş, kusura bakmayın. Evet, loglar kişisel veri içerir. Çünkü erişim loglarını tutuyorsunuz. Kimin hangi yöreye ya da hangi IP'ye gittiğinin aslında bilgisi var sizde. Bu kişisel veri içeriyor. Aslında IP adresi de bir kişisel veri midir? Evet, kişisel veridir. Yine hotspot çözümlerinden olan kişisel veriler işlenebilir mi? Bunun cevabı evet ama ancak ve ancak aydınlatma metni yayınlamak ve kişinin açık rızasını almak şartıyla bunu yapabilirsiniz. Hani az önce şeyden bahsetmiştim Wi-Fi tarafında. Yaş aralığına, cinsiyete göre raporlar alabiliyorsunuz. Bunu kendiniz özelinde belki alabilirsiniz ama bunları işleyemezsiniz. Yani bunlarla ilgili normal şartlarda herhangi bir reklam kampanyası düzenleyerek
orada yaş aralığının cinsiyete ya da işte erişim eğilimlerine göre reklamlar normalde çıkaramazsınız. Ancak dediğim gibi yine KVKK'ya geliyor konu. Orada kişinin açık rızasını almak zorundasınız. Yani o veriyi nasıl işleyeceğinizi de ben bilmeliyim. Yani ben buraya bilgilerimi giriyorum. Sizin benim önüme gelen metinde şu olmalı. Benim bu verilerim ve erişim eğilimlerime göre bana uygun reklam ve kampanyaların bana gösterileceği verilerin bu şekilde işlenebileceği bilgisinin de yer alması gerekiyor bu metinde. Evet, benim de anlatacaklarım kısaca bu kadar. Soru cevap kısmınız, aklınıza gelen herhangi bir soru varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Kendilerine birlikte. Evet, soru var mı? Evet, bir sorumuz var. Sazden Bilişim, Akın Bey. Wi-Fi kısmından değil mi Akın Bey? Senin bir odası. Evet. Şimdi burada senelik paketler de var, aylık paketler de var. Yani taahhütlü olarak işte 12 aylık, 24 aylık, 36 aylık paketler var. Aylık ödeme yöntemiyle de alabilirsiniz. Senelik olarak da alabilirsiniz. Evet, var. Zaten bunlarla ilgili paket ayrıntılarını da sizlere ileteceğiz. Paket özelliklerini, belki fiyatlarında içeren bilgileri size ileteceğiz. Başka sorumuz var mı diye bakıyoruz. Sanıyorum başka soru yok. Yani sorularınız olursa her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Bize Zaysel tarafından varkimesaysel.com.tr adresinden ulaşıp hem bize ilgili hem Kriptek ürünü ve entegrasyonu projelerle ilgili ulaşırsanız destek olmaktan memnuniyet duyarız. Katıldığınız zaman ayarlarınızı teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum herkese. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Biz de Kerem Bey'e Burhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli sunumu için. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere.